وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ Bu ayetin evvelki ayetle veçi irtibatı. Evet, vakta ki münafıkların nifakından neşet eden cinayetlerin, birincisini teşkil eden, nefislerine zulmetmekle hukukullaha tecavüzleri olan cinayet zikredildikten sonra, mezkur cinayetlerin ikincisini teşkil eden, hukuk ibada tecavüzle aralarına fesadı ilka etmek olan cinayet dahi mevki münasibinde sikredilmiştir. Sonra ve ile cümlesi münafıkların kıssasına ve hikayesine dahil olduğu cihetle يَكُولُ 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 ve minen nas men yekulu deki bağlıdır. Mana ve malce yuhadiuneye nazırdır. Hadizatında zatında dahi yektibuneye merbuttur. Üslubun tayiri ise yani kaziyeyi hamliye yerine kaziyeyi şartiyenin iradı, yektibune ile ve ile arasında birkaç cümlenin mukadder olduğuna bir emaredir. Takdiri kelam şöyle olsa gerektir. Yalan söyledikleri zaman fitneyi ika ediyorlar. Fitneyi ika ettikleri zaman ifsad ediyorlar. Nasihat edildikleri vakit kabul etmiyorlar. Fesadı yapmayın denildiği zaman biz ancak ıslaha çalışıyoruz diyorlar. Bu ayetin ihtiva ettiği meskur ve gayri meskur cümleler arasındaki veçi irtibat bir misalle izah edilecektir. Şöyle ki, bir insan tehlikeli bir yola sülük ettiği zaman en evvel senin bu yolun seni felakete götürür, o yoldan vazgeç diye nasihat yapılır. O insan vazgeçmediği takdirde şiddetle zecir ve edilir. Ve aynı zamanda umum halkın nefret ve kahrına uğrarsın diye tehdit edildiği gibi ebnai cinsine zulmetmiş olursun diye şefkati cinsiyeye de davet edilir. Eğer o insan sarhoşlar gibi inatlı ve kafasızsa, kendisine yapılan nasihat ve zecir ve nehilere müdafaa ile mukabele eder ve ''Benim mesleğim haktır, ne senin hakkı itirazım var ve ne benim senin nasihatlarına ihtiyacım var.'' diye serkeşliğe başlar. Eğer o insan iki yüzlü ise, tabii bir cihetten nasihat edenleri kandırır ve ilzamına çalışır. Diğer cihetten de ben ıslah edici bir insanım diye mesleğine hak göstermekle devam eder ve aynı zamanda ıslah benim hakiki bir sıfatım olup bilahare hasır olmuş bir sıfat değildir diye davasını tekit ve teyit eder. Bundan sonra eğer o insan mesleğinde ısrarla nasihatleri kabul etmese anlaşılır ki onun ıslahına hiçbir çare ve bir deva yoktur. Yalnız onun fesadı halka sirayet etmemek için mesleğinin muzır ve fena olduğunu ilan etmek lazımdır ki Herkes ondan tahfuz etsin. Zira aklını çalıştırmıyor, şuurunu istihdam etmiyor ki böyle zahir olan bir şeyi hissedebilsin. İşte bu misaldeki cümlelerin arasındaki münasebetlere dikkat edilirse, meskur ayetin cümleleri arasında bulunan münasebet halkaları güzelce görünecektir. Evet aralarında öyle fıtri bir nizam vardır ki, icaz ve ihtisarından icazın yüksek sesleri işitilir. Meskur ayetin her bir cümlesinin heyetindeki ve çiğintizam. Evet, katiyeti ifade eden ve izâ gîle lehumdeki izâ, kötü ve fena şeyleri men ve nehyetmek lazım ve vacip olduğuna işarettir. Failin terkiyle, sigay-ı meçhulle zikredilen gîle, kötü bir şeyi nehyetmek farz-ı kifaye olduğuna işarettir. Menfaat ve lütfu ifade eden lehumdeki lam, yapılacak nehilerin tahkir ve tahakküm suretiyle değil, ancak nasihat tarzıyla lazım olduğuna işarettir. La tufsidu şöyle bir kıyası istisnaiye işarettir ki, böyle yapmayın. Aksi takdirde karışıklıklar meydana gelir. İnsanlar arasında itaat rabıtası kesilir. Adalet ihtilale inkılap eder. İttifak ve itaatın ipleri kırılır. Fesat doğmaya başlar. Öyleyse böyle yapmayın ki fesat olmasın. Fil Nehi tekit zecri idame ettiriyor. Çünkü nasihat muvakkat olduğu için inzicarın devamı lazımdır. Bu da vicdanın heyecana getirilmesiyle olur. Bu ki, ya şefkat-i uyandırılmasıyla veya nefret-i maruz kalmak korkusuyla olur. Evet, fil ard kelimesi her iki ciheti de temin eder. Zira arz kelimesi lisan-ı haliyle sizin bu fesadınız nev beşere sirayet eder.'' Nevi beşerin bilhassa fakir, fukara, masumların sizlere kötülüğü nedir ki onlara karşı böyle fenalıkta bulunursunuz? Şefkat-i cinsiyeniz yok mudur? Niçin merhamet etmiyorsunuz? Pekala teslim ettik ki sizin şefkat-i cinsiyeniz yoktur. Hiç olmazsa nefreti i umumiyeden korkunuz diye onları ikaz ediyor. Sual Onların maksatları umum insanlar değildir. Niçin onların fesadı bütün insanlara sirayet etsin? Cevap, evet siyah bir gözlüğü takan adam her şeyi siyah ve çirkin görür. Kezalik basiret gözü de nifakla perdelenirse ve kalp küfürle peçelenirse bütün eşya çirkin ve kötü görünür. Ve bütün insanlara belki kainata karşı bir buz, bir adavete sebep olur. Hem de küçük bir dişin kırılmasıyla büyük bir makinenin müteessir olduğu gibi bir şahsın nifakıyla heyet beşeriyenin intizamı müteessir olur.'' Zira adalet, intizam, İslamiyet itaatle olur. Maalesef onların serptikleri zehirler tabakadan tabakaya intikal ede bu zillet sefaleti ismaretmiştir. etmiştir. Galu innema nahnu muslihun. Yani halkı ifsat etmeyin denildiği zaman bizler ancak ıslah edici insanlarız iddiasında bulundular. İnnema'da iki hasiyet vardır. Birincisi dahil olduğu hükmün hakikaten veya iddiaen malum olması lazımdır. Bu hasiyetten nasihat edenleri tezyif etmeye ve cehaletlerine olan sebatlarını izhar etmeye bir remiz vardır. Yani bizim ıslah edici olduğumuz malumdur. Binaenaleyh mesleğimizde sebat ederiz. Nasihatlere kulak asan değiliz. İkinci hasiyet hasrıdır. Bu hasrıdan dahi onların salahlarına hiçbir fesadın karışmamış olduğuna bir remiz vardır. Ve bu remizden müminlere bir tariz vardır ki, onların salahlarına fesat karışıyor. Sebat ve devamı ifade eden ismi fail sigasıyla Muslihune'nin Nuslihu'ya tercihen zikredilmesi, salahlarının sabit ve daimi bir sıfat olduğundan, şimdiki halleri de aynı salah olduğuna işarettir. Sonra onlar bu kelamlarında da münafıklık ediyorlar. Zira batınan fesatlarını salah addettikleri gibi, zahiren bu amelimiz müminlerin salah ve menfaatleri içindir diye mürayilik yapıyorlar. Ela innahum humul mufsidûne velâ killâ yeş'urûn Bu ayetin makabli ile ve çiğ irtibatı. Evet, evvelki ayette münafıklardan hikaye edilen bazı manalar, iddialar vardır. Mesela mesleklerini terviç ve teşvik etmişlerdir salahı kendilerine ispat ve salahın daimi bir sıfatları olduğunu iddia etmişlerdir. Ve amellerinin salaha münhasır olduğu ve salahlarına hiçbir fesadın karışmamış olduğu ve bu hükmün malum hükümlerden bulunduğu iddiasında bulunmuşlardır. Ve müminlere tarizde bulunarak nasihat edenleri teçhil etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim de münafıkların şu meskur iddialarını cerh ve akislerini ispat etmek üzere, şu cümlede bazı hükümler serdetmiştir. Ez cümle, fesat münafıklara isnat ve ispat edilmiştir. Ve onların müfsitlerin hakikatiyle itaat ettiklerine işaret edilmiştir. Ve fesadın münafıklara münhasır olduğuna ve bu hükmün sabit bir hakikat bulunduğuna işaretler yapılmıştır. Ve onların muzır olduklarına halk ikaz edilmiştir. Ve hislerini nefyetmekle teçhir edilmişlerdir. Evet fena bir şeye düşmemek için kullanılmakta olan ikaz aleti denilen ela ile onların davaları halkın nazarında tezyif ve iptal edilmiştir. Tahkiki ifade eden inne ile davalarında iddia ettikleri hakkaniyet ve malumiyet reddedilmiştir. Hasrı ifade eden hüm onların innema ve nahnu ile müminlere karşı yaptıkları tarize cerh edici bir mukabeledir cins ve hakikati ifade eden el deki harfi tariften anlaşılır ki onlar müfsitlerin hakikatiyle ittihad etmişlerdir. Şuurdan mahrum olduklarını ifade eden velakin la cümlesi onların zuumlarınca davalarının malumiyeti dolayısıyla nasihata ihtiyaçları olmadığına ve nasihat edenleri tezif ettiklerine karşı bir müdafaadır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ yani halkın imana geldikleri gibi siz de imana geliniz diye imana davet edildikleri zaman, süfeha takımının imana geldiği gibi biz de mi imana geleceğiz diye cevabında bulunurlar. Fakat süfeha takımı ancak ve ancak onlardır. Lakin bilmiyorlar. Bu ayeti ile rapt ve nazmeden cihetler. Evet bu iki ayet münafıkların cinayetlerini hikaye ettikleri gibi onlara nasihat ve irşat vazifesini de görüyorlar. Binaenaleyh bu iki ayetin arasındaki atıf ya müminlere isnat ettikleri sefahat cinayeti, arzda yaptıkları ifsat cinayetine atıftır veya emri bil marufu tazamun eden ikinci ayet, nehyanil münkeri ifade eden birinci ayete atıftır. Demek bu iki ayet arasında cihetül vahdet ya cinayettir veya irşattır. Bu ayetteki cümlelerin arasındaki cihet irtibat. Evet vakta ki ve izak ilehum eminu kema amena nasu cümlesiyle farz-ı kifaye olan nasihat vazifesi ifa edilmek üzere kamil insanlardan ibaret olan cumhur-u nâsa ittibaen halis bir imana davet edildikleri zaman enaniyet-i cahiliyeleri heyecana gelerek قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا اٰمَنَا السُّفَهَا deyip, gurur ve inatlarında ısrar etmekle, davamız haktır ve bizler hak üzerindeyiz diye, batıl ve inatçıların adeti gibi, batıl davalarını hak ve cehaletlerini ilim iddia ettiler. Çünkü nifakla kalpleri fesada uğramıştır. Tabi fasit olan bir kalp, gururlu olur ve ifsadata meyleder. Binaenaleyh, kalplerinin fasit olmasından temerrüt ve inat ediyorlar. Ve hedef ittikaz ettikleri ifsat iktizasıyla yek diğerine halkı idlal etmeyi tavsiye ediyorlar. Ve gururlarının hükmüyle diyanet ve imanı sefaat ve sefalet telakki ediyorlar. Ve nifaklarının icabıyla bu sözlerinde de münafıklık yapıyorlar. Zira bu sözlerinin zahirinden biz divane değiliz nasıl sefihler gibi olacağız gibi bir mana çıkar. Batınındansa nasıl ekserisi fukara ve nazarımızda sefi olan müminler gibi olacağız gibi diğer bir mana çıkıyor. Sonra Kur'an-ı Kerim, onların müminlere attıkları sefaat taşını ''Ela innahum humusü feha'' cümlesiyle iade etmekle kendilerine yutturmuştur. Çünkü inat ve cehaletleri bu dereceye vasıl olanın hak ve müstahakkı beynen nas teşhir edilmekle sefaatin kendisine münhasır olduğunu ilan etmektir. Sonra velakin cümlesiyle onların cehli mürekkeple cahil olduklarına işaret etmiştir ki bu gibi cahillere nasihat tesir etmediğinden onlardan tamamıyla iraz etmek lazımdır. Çünkü nasihatı dinleyen ancak cehlini bilenlerdir. Bunlar cehillerini de bilmezler. Bu ayetin ihtiva ettiği cümlelerin eczası arasında bulunan veçi irtibat. Evet, ve iza qila lahum kema amana cümlesindeki iza katiyeti ifade ettiğinden emr marufla halkı irşad etmek lüzumuna işarettir. Sıgay-ı meçhulle zikredilen kıyla nasihatın ala sebil il kifaye vacip olduğuna işarettir. Ve ahlisu fi imanukum gibi ihlas lafzını ihtiva eden bir cümleye bedel eminu lafzının zikredilmesi İhlası olmayan imanın imandan addedilmemesine işarettir. Ve keme âmenen nesu lafzıyla güzel bir misal, bir numune, bir örnek gösterilmiştir ki ona ittiba ederek iflaslı bir imana gelsinler. Nesin lafzında iki nükte vardır. Ve o iki nükte vicdanları emri marufa icbar eden amillerdendir. Birincisi Nâs'ın ünvanı herkesi cumhurunası tabi olmaya davet eder. Çünkü cumhura muhalefet öyle bir hatadır ki, o hatayı irtikab etmek kalbin, vicdanın şanından değildir. İkincisi, kemâ âmenen nâs tabirinden anlaşılıyor ki, imanı olmayan nâstan addedilmemesi lazımdır. Ancak nâs'ın tabiri müminlere mahsustur. Bu da ya imanın hasiyetiyle insaniyetin hakikati müminlere münhasırdır veya imansız olanlar insaniyetin mertebesinden sukut etmişlerdir. Kalu enu minu kema amana sufaha yani biz nasihatları kabul etmiyoruz. Şu miskinlerin cemaatine nasıl gireceğiz? Bizim gibi ashab-ı cah mertebe onlara kıyas edilemez. Kalu <laughs> nefislerini teskiye, mesleklerini terviç, nasihattan istiğne, mağrurane dava şeklinde müdafaa etmelerine işarettir. İnkari bir istifamı ifade eden minu kelimesi, onların kehalette gösterdikleri temerrüt ve inada işarettir. Sanki istifamla nasihat edene soruyorlar ki, mesleğimizi terk etmemize vicdanın razı, insafın kabul eder mi? Sual, onlar o sözlerinde kimleri muhatap etmişlerdir? Cevap, evvela nefislerine, saniyen i cinslerine, salisen nasihat edenlere tevcihi hitap etmişlerdir. Evet birisine nasihat yapılırken o adam evvela nefsine müracaat eder. Sonra arkadaşlarıyla konuşur, sonra nasihat edene döner. Yaptığı müracaatların neticesini ona söyler. Buna binaen vaktaki münafıklar imana davet edildiler, fesada uğramış kalplerine tefessüh etmiş vicdanlarına yaptıkları müracaatta inkar cevabını alarak kalplerindeki şeyi dışarıya verdiler. Sonra ifsat arkadaşlarına müracaat yapar. Yine inkar cevabını alarak gizli gizli konuşmalara başlarlar. Sonra itizar şeklinde nasihat edene dönerek şöyle bir safsatada bulunurlar. Yahu aramızda çok fark vardır. Biz onlara kıyas edilemeyiz. Çünkü biz zengin, onlar fakirdirler.'' Onlar mecburiyet saykasıyla imana gelmişlerdir. Onların diyaneti ızdıraridir. Bizsek ashab-ı izzet servet insanlarız. Kulasa, onlar gururlarının hükmüyle mürşidi insafa davet ettiler. Hıda ve hileleriyle iki yüzlü bir konuşmada bulundular. Şöyle ki, ey mürşid, bizleri süfaha zannetme, bizler süfaha gibi olamayız. Ancak halis müminlerin yaptıkları gibi yapıyoruz diye mürşidi kandırmak istediler. Halbuki kalplerinde bu fakir ve kıymetten sukut eden müminler gibi değiliz gibi başka bir manayı izmar etmişlerdir. Hulasa, enu'minu lafzında onların fesadına, ifsadına, gururlarına, nifaklarına gizli birer remiz vardır. Keme amene yani kamil zannettiğiniz müminler nazarımızda zelil fakir bir cemaattir. Her birisi bir kavmin sefihidir. Onların tecviz ettiği kıyasta birkaç işaret vardır. 1. Mecmaul mesakin, Melceül fukara, hakkı himaye, hakikati muhafaza, gururu men, tekebbürü defeden yegane İslamiyettir. Evet, kemal ve şerefin mikyası İslamiyettir. 2. Nifakı intac eden garaz, gurur, tekebbürdür. 3. İslamiyet, ehli dünya ashab meratip ellerinde tahakküm ve tegallübe vesile olamaz. Ancak sair dinler hilafına, ehli fakr hacet elinde, ihkak hak için kırılmaz elmas bir kılınçtır. Bu hakikata tarih güzel bir şahittir. Ela innahum humus sufaha Bilinmesi lazımdır ki Kur'an-ı Kerim'in kesretle nifakın aleyhine yaptığı şiddetli tehditler, takbihlerin sebebi ancak ve ancak alemi İslam'ın nifak şubelerinden maruz kaldığı darbelerdir. Ela ikaz aleti olup sefaatlerini teşhir ve efkar-ı ammeyi sefahatlerine istişat etmek için zikredilmiştir. Hakikati göstermek için bir ayna ve hakikata delalet için bir delil vazifesini gören inne lisan-ı haliyle hakikata bakınız diye onların zahiri safsatalarının aslı yoktur. Aldanmayınız diyor hasrı ifade eden hüm kelimesi, nefislerine iddia ettikleri tezkiyeyi red ve müminlere isnat yaptıkları sefaheti def eder. Yani bir lezzet-i faniye için ahiretini terk eden sefihtir. Vaki bir mülkü hevesat-ı faniyesinin terkiyle satın alan sefih değildir. es de ki, elif ve lam, hükmün malumiyetine ve kemaline işarettir. Yani onların sefaati malumdur ve sefaatin son sistemi onlardadır. وَلَاكِلْ لَا <يَعْلَمُن> cümlesinde üç işaret vardır. 1- Hakkı batıldan, iman mesleğini nifak mesleğinden temiz etmek ancak ilim ve nazarla olur. Fakat yaptıkları fitne ve fesatları zahir olduğu için edna bir şuuru olan farkında olur. Buna binaen Kur'an-ı Kerim 1. ayeti وَلَاكِلْ orunla يَشْعُرُونَ ile zeyillendirmiştir la ya'lemune gibi ayetlerin sonunda zikredilen efela yaqilun ve efela yetedberun ve efela yetezekkerun gibi cümlelerle İslamiyetin akıl, hikmet, mantık üzerine müesses olduğuna işarettir ki her bir aklı selim kabul etmek şanındadır. 3. Onlardan iraz etmek ve onlara itimat etmemek lazımdır. Çünkü cehillerini bilmediklerinden nasihatin onlara tesiri olmuyor.